Selamun aleyküm arkadaşlar. Umarım iyisinizdir inşallah. Yeni zamanda bu Skodam fan kulübüne üye oldum. Malum biliyorsunuz benim de bir Skodam var. Bunu yavaş yavaş toplamaya başladım. Muayenesi vesaire vardı. Bunları yaptırdım. Camlarımda film yoktu. Sırf film olmasın diye muayenede film çektirmemiştim ama sonradan film yazmışlar olmadığı halde. Yani hiç film çekilmemişti bu arabaya. Nasıl film yazdılar onu bilmiyorum. Muayeneden de arkadaşlar geçtikten sonra ben bu arabayla bir dedim ki Ordu yoluna vurayım. Ordu yoluna vurduğum zaman direksiyonda bir titreme aldım. Ufaktan başlayan bir titreme. Ve bu titremenin sonucunda dedim ki ya arabamın altını bir kaldırayım bir bakayım ne var ne yok benim arabamda. Daha henüz kaputumu, işte tavanımı, göçümü falan onları henüz bir şey yaptırmadım. Sadece hoparlörlerini değiştirdim. Arabamın yağ bakımını yaptım. Tirker kaşım zaten yazıyordu. Alt takımını önceden kontrol etmiştim ama bu ara köylere vesaire gittik geldik. Tam anlamıyla böyle hani bozuk vesaire bir şey yoktu ama uzun yolda bu titremeden sonra tekrar kaldırıp bakmak istedim. Ve sağ ve sol rotilim, alt rotilim arkadaşlar bozuk olduğunu tespit ettim. Muayenede bunu görmediler. Muayeneden bozuk rotillerle geçtim. Nasıl geçti anlamadım ama camlarımda film olmadığı halde camımda film var. Yazıldı arkadaşlar. Her neyse velhasıl kelam bir şekilde geçtik. Muayeneden bir şekilde geçirdik arabayı. Ve rotilimi değiştirmek istediğimde, sökmek istediğimde beni çok şaşırtan bir şeyle karşılaştım. Benim arabam 220 bin de zaten daha önceki videolarda da biliyorsunuz. 220 binde bir araçtan nasıl bir rotil çıktı? Üzerindeki rotil neydi? Orijinal miydi? Yoksa daha önce değişmiş miydi? Bunu paylaşmak istedim aslında sizinle. Hemen şöyle rotil dediğimiz malzeme bu. Şurada kalıyor arkadaşlar. Yerini anlatmak için gösteriyorum. Benim rotilimde boşluk vardı bunda. Bu çok boşluk olan değil, diğerinde daha fazla boşluk vardı. Ve lastiği şu şekilde oynattığımda lık 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 ses geliyordu. Ve hani ne zamanki gaz verirsem aks, biliyorsunuz önden çekişli aracım olduğu için, yani önden çekişli olduğu için araç lastik oynuyordu ve bu oynamada belli bir süre sonra titreme olarak bana yüksek hızlarda gaz verdiğim zaman titreme olarak geri dönüyordu. Rotili değiştirmezsem başıma gelecek olanları da size söyleyeyim. Belki sizin de bozuktur. Başınıza gelmeden önleminizi alın. Lastik tabanından yersiniz arkadaşlar. Ya sağdan, ya içten, ya dıştan lastik tabanından yersiniz. Ben şimdi bunu söktüm. Rotilin şöyle arka kısmını göstermek istiyorum size burada ne var diye. Volkswagen Audi amblemi değiştirdim. Yerine Swag marka bir rotil taktım. Ve benim arabamdan Audi Volkswagen rotili çıktı. Orijinal. Yani arabam 2006 model, 21'de olsak 15 yıllık bir rotil bu. Bu rotil 15 yıllık bir rotil ve 220 bin kilometre yapmış bir rotil. Swag marka taktım. Neden Swag marka taktığımdan bahsedeyim. Fatih abi dedim. Abi bana bir parça çıkartır mısın? İşte fiyatı vesaire kaç para diye. Arkadaşlar Swag marka rotile 110 lira para verdim tanesine. Bunun aynı zamanda 50 lira tanesi olanı da vardı. Ama şöyle bir şey var. Bu benim için önemli rotil. Neden? Biri amortisör üst takozu. İkincisi bu rotil. Lastiği çevirdiğinizde hareket alan iki parçalardan biri bu. Yani bu rotilde eğer boşluk olursa veya yerinden çıkarsa veya sıkı olursa veya gevşek olursa aracım yolda gezme, direksiyonda sıkılık ve benzeri gibi bir problem yaşayabilirim diye ben gittim abi Swag marka taktım. Ve Swag yanına koydum birebir aynı. Nereden anlayacağım derseniz Swag markasında da şurayı görüyor musunuz? Burası özellikle takarken baktım. Torç anahtar yani. Torç gömme anahtar bakın. Şurası. Ve şöyle elimi alıp yan yana koyduğumda da aynı et kalınlığını taktığım rotilde arkadaşlar gördüm. Hani diyeceksiniz ki enflasyon 50 lira. Bence abi kaliteli malzeme bu parayı ediyorsa bence bu para kıyılıp verilmeli diye düşünüyorum. Ve aynı zamanda sabahları garajdan çıkarken gacır gucur sesim de geliyordu. Sizler de rotilleriniz eğer bozuksa Swag markayı tercih edebilirsiniz. Reklam falan almadım. Şu an üstüne taktım. Gerçekten direksiyon hassasiyeti, dönüşü vesairesi takılması gayet iyi, güzel. Hem Fabio'ya özür dilerim, tekrar şaşırıyorum. Hem Skoda
fan kulübüne. Orada da yakalandım, birkaç yorum yaptım. Kerem Mustafa, sen mi geldin falan dediler. Yakalandım. Hem oraya bir selam vereyim dedim, hem de bu şekilde bir bilgi vereyim dedim. Bir de şöyle bir şey var. Arkadaşlarımızın bazıları demişti ki, ya sen bu arabaya 2-3 makyaj yapacaksın, ondan sonra satacaksın. Arabam hala bende. Satmayı da düşünmüyorum. Satmayacağım da. Motorumu yıkadım. Şöyle göstereyim. Arabayla alakalı yaşadığım deneyimleri eğer öğrenmek istiyorsanız mutlaka yorumlara yazın. Sizinle paylaşmamı istiyorsanız mutlaka yazın. Motorlar nedir? Çok mu ses yapıyor ustam? Çok mu yakıyor vesaire? Direkt benden öğrenebilirsiniz. Bunu yorumlara yazmanız yeterli. Böyle bir temiz bir motora sahibim. Sadece şunu söyleyebilirim. 80 beygir bu makine. Diğer motorlar gibi değil. Şöyle arkasını göstereyim. Bir tane kırmızısı var. Şöyle bu kırmızı mı, orijinal kırmızı? Kırmızı 80 beygir olduğu anlamına geliyor. Ve gerçekten trafikte fark yaratıyor. Yani harbiden, yani çekiş konusunda ben çok verim aldım bu arabada. Ama bunun tabii ki 75'likleri var. Onlar biraz daha böyle düşük. Buna da yazılım atmadığım halde bu kadar performans veriyor. Yazılım atsam mı atmasam mı diye de tedirginlik içerisindeyim. Ne bileyim, hani atsam mı atmasam mı, atan arkadaşlarımız yorumlara yazarsa, beni de aydınlatırsalar sevinirim. Yazılım atılmışını kullandım mı? Bizde var da bir tane beyaz. Yazılım atılmışı gerçekten güzel. Ama uzun süre yazılım atmış ve bu motoru kullanmış birinden yorum almak isterim tabii ki de bu yorumlarda. Bizde uzun süre kullanılmamıştı yazılım atılıp. Zaten bir araba bizde durduğu zaman çok beğenilip satılıp gidiliyor ne hikmetse. Ama bunu vermeyi düşünmüyorum. Yani bunu satmayı düşünmüyorum. Çünkü çok çok işime yarıyor. Ve gerçekten az yakıyor. Uzun yola çıkacağım. Kaç kilometrede ne kadar yakıt yaktığını çeker miyim bilmiyorum. Ama sizinle bunu paylaşacağım. Sadece burada şaşırdığım nokta, işte Skoda diyoruz ya. Bir de diyorlar ki işte 2010'da 2015'te Volkswagen, Audi'ye Skoda geçti, satın alındı falan. Hala alakası yok. 2006 model benim aracım ve üstünden çıkan rotil hala Audi amblemli bir rotil. Ve bu rotil 15 yıl gitmiş. Ve ben de Swag markasını aldım orijinal yakın olduğu için. Bir 15 yılda bu rotille ben bilmiyorum yaşar mıyım da, rotil bir 15 yılda yaşar diye düşünüyorum. Yani böyle parçaların aslında bana göre idare eder olmaz ya da işte bunun ucuzu olmaz diye düşünüyorum. Çünkü bu yerinden çıktığı zaman arkadaşlar lastik gitti mefta demektir. Bu arabayla alakalı sorularınız varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sizin için elinden geldiği kadar çekerim, sizlere yayınlarım. Diyorum. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.